Şibolet, sınırı geçerken karşılaşılan tehlikeler ve reddedilme korkusuyla özdeşleştirdiğim bir kelime. Halkımın bugüne kadar yaşadığı ve tecrübe ettiği ırkçı nefretle alakalı bir eser yaratmak, rahatsız edici gerçeklere başka bir bakış açısı getirmek istedim. Önümüze baktığımızda bu insanların yaşadıkları ile ilgili bir bağ kurmaya başladım. Evet, tüm bunlar Turbine salonundaki çatlakla elde etmeyi planladığım şeyler. Göçmenler hiçbir yerde hoş karşılanmazlar. Avrupa homojen, demokratik ve yüzyıllar boyunca insanların sorunlarını diyalog yoluyla çözmüş bir toplum olarak kabul ediliyor. Eğer durum buysa, ırkçı nefretin sebebi ne olabilir? İşte bu yüzden toplumun homojen ve demokratik olduğuna inanmıyorum. Nerede bir çatlak, nerede bir açıklık varsa, insanlar o noktada ya içerideler ya da dışarıda. Bu çalışmamda doğal bir felaketin içinde ve dışında olma konusunu işlemeye çalıştım. Çalışmamın normal yaşantıyı bozmasını, aksatmasını istedim. Aynen bir göçmenin izinsiz olarak günlük hayatımızı aksatması, huzurumuzu kaçırması gibi. Her sanat eserinin politik olduğuna inanıyorum. Çünkü her sanat eseri çığır açar. Bu da statükoyu bozar. Bunun içinde her sanat eseri, hatta sanatın doğası politiktir. Soyut sanat hepsi. Bu tabii ki benim düşüncem. Çatışmanın günlük hayatın bir parçası olduğu bir ülkeden geliyorum. Evet, neredeyse çatışmanın içinde yaşıyordum. Bunun için dünyaya her zaman ters bir bakış açısından yaklaşmışımdır. Yenilenin tarafından, galibin tarafından değil. Bu çalışmanın bir saldırı olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir hatırlatma. Her şeyin yolunda olduğu ve iyi olduğu inanışına bir soru işareti getirmek istiyorum. Bu zamanda bir bozulmaya, değişmeye de yol açıyor. Önce neydi, sonra ne olacak? Bir filozofun çok sevdiğim bir sözü vardır ve dünyaya her zaman kurbanın gözünden bakmamız gerektiğini söyler. Orta çağda öldürülen insanlar, acaba onlar ne düşünüyorlardı? Ben de bu bakış açısına sahip olmak istiyorum. Dünya tepetaklak olduysa, yukarısı, acaba aşağıdan nasıl görünüyor olabilir? Sergi sona erince çalışmamın üzeri kapatılacak ama bu Turbine salonundaki çattan kaybolacağı anlamına gelmiyor. Hayalet olarak gördüğümüz, hatta görmezden geldiğimiz tüm bu yaşamlar gibi gözümüzün önünde olmasına rağmen onu görmeyeceğiz. Bu eser ve görmezden geldiğimiz yaşamların bir hatıra olarak kalmasının sebebi de bu.